Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Kamu kaynaklarının israfından bahsetmiştiniz. Kayyum yönetimleri israfla ve devlet erkanına verdiği hediyelerle çokça gündeme geliyor. Siz bu israfı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakanlığa geldiğimde bazen örtülü rüşvet şeklinde hediyeleşmelerin yaygın olduğunu fark ettiğim zaman bütün kamu memurlarına hediyeleşme yasağı getirmiştim. Ve bir de isim koyma yasağı getirmeye çalışmıştık. Nezaket gereği hediye alınır verilir. Ama bu hediyeler belli bir miktarın üzerine çıkmaz. Hele hele bir kayyumun herhangi birine hediye vermesi diye bir uygulama çok ciddi miktarlarda bir uygulama ise örtülü rüşvet haline dönüşür zamanı. Kayyum veya herhangi bir yönetim. Kamu yöneticisi olarak bakanlar, başbakan veya başka yetkililer bir yere ziyarete gittiğinde kendisine plaket verilmesi yerine sadece bir miktar ağaç dikilerek onun küçük bir belgesi verilsin demiştik. Yurt dışı ziyaretlerde ise yurt dışında elde edilen hediyelerin tümü kamuya aittir. Hiçbir devlet yetkilisi kendi şahsi inisiyatifiyle hediye alamaz. 100 dolar gibi bir miktarı burada zikrettik. Nezaketen kabul edersiniz ama onu bile kamuya bırakma. Bu konuda kanun düzenleme de var. Maalesef bu uygulamalar yeterince yerleşmiş tahammüller olarak Türkiye'de görülmediği, uygulanmadığı da ortaya çıkıyor. Tutumumuz açık. Bütün hediyeler kamuya aittir. Malezya eski başbakanının 100 milyon dolarları bulan hediyeleri hediye olarak zikretmesi üzerinden çıkan tartışmalar, hatta Netflix'te yapılan programları biliyorsunuz. Hediye nezaket gereği küçük sembolik miktarların üstünü aştığı zaman rüşvete dönüşür. Siz evinizde otursaydınız bu hediye size verilecek miydi? Ölçü budur. Bizim bu konudaki tutumumuz açık. Kamu görevi yürütenlerin herhangi birine hediye verme diye bir sorumluluklarının, haklarının olmayacağı yönündedir.